شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Efendim Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var. Allah Teala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e şöyle buyurur. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Tarifuhum bi simahum. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bazı ihtiyaç sahipleri vardır ki sen onlara onların yüz ifadelerinden tanırsın. La yasalunan nasa ilhafa. Onlar insanlara gelip yapışıp da insanlardan ihtiyaçlarını istemezler, insanlara yalvarmazlar. Bununla ilgili bir olayı size anlatacağım. Hem bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bu vasıfını ortaya koyuyor ve bizim de böyle bir vasıfa sahip olmamız lazım. Birisi bize bir yalvarmadan, ihtiyacını söylemeden bizim kardeşlerimizin ihtiyaçlarını gidermeye çalışmamız lazım. Hadis şu şekildedir. Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu teala anhu diyor ki ben çok açtım diyor ve işte yol üzerinde durdum. Her gelen geçene bir ayetin manasını soruyor. Ayet neydi ki? Yut emunu ta'ama ala hubbehi. Onlar Allah sevgisinden dolayı insanlara yemek yedirirler. Diyor ki kime sorduysam o işte onun manasını, tefsirini yapıp geçti. Ve diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu manzarayı seyrediyordu. Peygamber aleyhisselatü vesselam beni çağırdı. Dedi ki Ebu Hureyre gel bunun manasını ben sana anlatayım. Ve diyor ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e gittim. Eve diyor sordu ne var diye bir süt var. Hediye olarak gelen. Bir süt bardağı veya bir kabı süt. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben şimdi diyor sevindim ki tamam bu kabı bu süt içersem bir kabı süt veya bir bardak süt içersem en azından işte bir müddet idare ederim. Bana bir enerji verir. Benim ihtiyacımı giderir böyle açlığımı giderir. Ama diyor ki bir de baktım Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre git de Suffe ashabını çağır. Suffe'dekileri çağır. Suffe'dekiler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bu diğer işlerini bırakıp da Mescid-i Nebevi'ye yerleşen kimseleriydi ve onlar orada kalırlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bir sadaka geldiği zaman onlara gönderirdi yeme içmeleri için veya bir hediye geldiyse kendisi de ondan o hediyeden kullanır, onlara da gönderirdi. Şimdi her neyse Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu teala anh diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu Suffe ashabını da çağır dediği zaman ben diyor düşündüm çünkü onlar 70 kişi neredeyse. Ben düşündüm dedim ki ya vay halime bu süt bardak bu bitecek ben nasıl içeceğim yetmez böyle onlara. Bu ben tekrar aç kalacağım. Her neyse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu Suffe ashab geldiği zaman Ebu Hureyre Hazretleri dedi ki al ve bunlara içir. Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu teala anhu herkese sırasıyla götürdü ve diyor ki herkes sütü içti ama bir zerre kadar da süt azalmadı dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in duasının bereketiyle süt azalmadı. Yani ise diyor şimdi son en son diyor bardak diyor şimdi tabii herkes içti. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de orada var. Ve diyor ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tabii ki vereceğim. Bir başka efendi dedi ki ben Ashab-ı Suffe'yi çağırmaya gittim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emriydi ama içim çok işte bürküldü böyle ki ya ben bu süt falan bu nasıl bana kalmaz. Her neyse diyor ki hepsi içti. En son diyor şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e tabii vermem gerekir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e uzattığım zaman diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biraz baktı, gülümsedi dedi ki Ebu Hureyre sadece sen ve ben ikimiz kaldık. Evet dedim ya Resulullah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Ebu Hureyre sen iç. Diyor ben içtim diyor. Doydum. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki yok daha iç. Ben emir gereği tekrar içtim. Ya Resulullah doydum dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yok tekrar iç. Böyle Resulullah üst üste iç dedi, ısrar etti. Ve ben diyor her dediğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her dediğinde ben sütü içmeye devam ettim.
Hatta o kadar ki neredeyse beni tırnaklarından süt akacaktı diyor. O kadar doydum diyor. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eninde sonunda dedim ki Allah'ın Resulü benim mecalim, benim takatım kalmadı. Yerim kalmadı. Böyle ben doydum. Ve bunun üzerine diyor en son Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o bardaktan içti ve süt bitti. Şimdi bu olayı da bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem duasının mucizesini anlıyoruz. İkincisi başkalarının ihtiyaçlarını biz kendimiz gözetmemiz lazım. Bunu anlıyoruz. Bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Hureyre'ye anlatmış olduk. Ey Ebu Hureyre, sen diğerleri soruyorsun bu ayetin manası nedir? Ama sıra sana geldiğinde de bak sen ihtiyaç sahibi olduğun halde de diğer kardeşlerin ihtiyaçlarını gözetmek, gidermek zorundasın. İman bunu gerektirir. Yüksek iman gereği mümin bunu yapar. Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed kema salli ala Muhammed.